Sen ne yaptın ya? Sakinleştirici mi verdin çocuğa? Tecrübe oğlum. Sen de böyleydin. Sırtının kaşınmasından, okşanmasından çok hoşlanırdın. Ve gelip anne bana cici yap derdin de anca öyle uyurdun. Buna da cici diyordun. Pek keyfin yok gibi. Yorgunum sadece ya. Kısmadın mı oğlum sesini? Neyse ben bebeği odasına yatırayım. Ya sen baya baya kahve yaptın ve tepsiyle getiriyorsun bu kıyafetle. Bu kadar sene sonra oğluma bir kahve yapmışım. Çok mu? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evet. Hadi. Anlat bakalım annene. Senin canını sıkan şey ne? Yok bir şey dedim ya anne. Yorgunum sadece. Oğlum. Kendi kendini yiyip bitirmene gerek yok. Benim her şeyden haberim var. Babana yaptıklarını, Mustafa'yı, her şeyi biliyorum. Sen nasıl yani? Sen neden bana hiçbir şey söylemedin? Ağlama. Benim için de çok ağır oldu. Yani öğrendiğimde gerçekten çok sarsıldım. İşte sen beni bilirsin. Düştüğüm yerden kendim kalkarım. Kendi yaralarımı kendim sararım. Tabii sana söylemek de çok zordu. Ben Türkan'ı defalarca uyardım bu ortaklık konusunda. Hatta işin başında öyle ağır maddeler koydurduk ki sözleşmeye en azından vazgeçerler dedim. Ama hayır. Yani o Türkan burnunun dikine gitti. Ben de işte aranız bozulmasın diye ağzımı açıp bir şey söylemedim. Aranızda kalan kötü anne olmak istemedim. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın. Ben kendi anlatır diye bekledim. Onu da yapmadı. Türkan'la tartıştık. Çok ağır konuştum. Ama çok ileri gitti bu sefer. Bu kadarını yapmayacaktı. O kadar söyledim ama beni dinlemedi. Oğlum. Türkan'ı affedeceksin. Sonuçta o senin karın. Ya bana güvenmekten bahsediyor. Tamam ben bir hata yaptım. Kabul. Fakat Türkan beni her gün delirtecek bir şey buluyor anne. Ben gerçekten anlamıyorum. Ya ben artık doldum taştım. Bak ben bu kısa söylüyorum. Diyorum ki Türkan benden bir şey saklama. Eğer bir şey varsa bana söyle. Defalarca dedim bunu. Defalarca bu konuyla ilgili birbirimizi kırıp döktük. Fakat yok. Yani vazgeçmiyor bundan. Ah oğlum, ah oğlum. Üzülme ne olursun. Bak senin her canın yandığında ben de yanıyorum. Oğlumun yüzü gülmedi diye çok üzülüyorum. Çok doldum anne bununla ilgili ben artık. Anne dayanamıyorum artık. Boğuluyorum ben. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Geçecek oğlum. Geçecek, geçecek. Çok canı yanıyor. Biliyorum.
mı? İşte. Senin de çok duygusal bir yapın var oğlum. Bütün bunlar o yüzden oluyor. Sen hemen güveniyorsun. Hemen teslim oluyorsun. Lütfen. Bundan sonra insanlara zayıf yanlarını hissettirmeyeceksin. Temkinli olacaksın. Sevmenin temkini mi olur anne? Sevmek böyle bir şey değil ki. Seni anlıyorum oğlum. Ama hayat da bana bunu öğretti. Babanla o kadın yüzünden karşı karşıya geldik. Ama bak ne oldu? Hala babanla aynı çatı altındayız. Bırakmadım. Geçmişte yaptığı bir hata yüzünden, yuvamdan, babamdan vazgeçmedim. Bugüne kadar bu kaleyi nasıl koruduysam bundan sonra da öyle olacak. Oğlum, ben babanı o kadına yem etmeyeceğim. Gel.